Ekonomimiz nasıl? Üretim olmayan bir ülkede ekonomi olamaz. Üretim yok. Sadece tüketim var. Tüketim olmayan bir ülkede asla ekonomi olamaz. Yol yapmış, köprü yapmış. Kimse yol ya da köprüyü kemirmiyor. İnsanlar üretmeden asla bir yere bir şey olmaz yani. Üretmeden ekonomimiz düzelmez. Aynen. Kaç tane şeker fabrikası kapandı, Türk Telekom kapandı, binlercesi kapatıldı. Neden bunlar kapatıldı? Satıldı yani, daha doğrusu kapatılmadı. Ülkemizden satıldı yani bunlar. Peki bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyor. Sizce hani neden? İyi, evet, or çok iyi. Bir ya 1,5 senede %200 zam gelmiş. Bu kadar. Bu iyi mi sizce? Bence iyi değil yani. Bir un alıyorsunuz, bir hafta önce sonraki haftaya bakıyorsunuz, etiket bitiyor. Yani değişiyor. Bu gidişat nasıl düzeliyor sizce? Bence düzelmesi biraz zor ama çaba göstermek gerekir. Artık yani bir koltuğa oturup o koltuğa yapışmamak gerekir. Yani hep bir kişiye tapmamak gerekir. Bence sürekli değişmeli yani. Hani sürekli değişmeli yani. Bir A olur, B olur, C olur yani. Bu böyle yani. Alım gücünden bahsedelim. Birazcık da fiyat pahalılıklarından bahsedelim. Nasıl görüyorsunuz bunu? Yani bundan birkaç ay öncesine varan kadar şimdisi. Ya çok kötü yani fiyat. Marketçiler bile, hani reyonda çalışan marketçiler artık her gün etiket değiştirmekten bıktık diyorlar yani. Eleman arıyorlar etiket değiştirmek. Aynen yani. Geçen yani dün 100 lira götürdüm, iki tane şey aldım. Kızımla döndük yanlış mı diye etiketi inceledik. Kaç kişi çalışıyor? Bir kişi çalışıyor. Yetiyor mu? Yetmiyor, nereye yetecek yani? İşte. Yani bak, kira olmuş 1500-2000 lira. Sizce? Bir şey diyeceğim. Yani. Herkesin bizim ülkenin sıkıntısı ne biliyor musun? Hani bu karın açlığı var ya, akla vurunca ülke aklına geliyor. Anladın mı? Hani partiler aklına geliyor. Sen 3 sene önce kime oy veriyordun? Ya AK Parti'ye veriyordun değil mi? Senin karın aç kaldığı zaman ne oluyor bu sefer biliyor musun? AK Parti de önemli olmuyor, CHP de önemli olmuyor, hiçbir parti önemli olmuyor. Çünkü insanın hani midesi önemli, anladın mı? Bu halkın midesi önemli. Anladın aynen mı? Öyle yani. Açık ve net yani. Eğer bak ben cebimde, bak ben kendim 200 lira, bak ben sucuk üretimi yapıyorum abi. Bizim Afyon'da yerlerimiz var abla. Biz şu an üretimi durdurduk. Çünkü bak Erzurum'da hayvan kesmiyor abi. Diyor ki ben diyor hayvan kesmem diyor. Neden diyor? Biz neden diyoruz? Diyor adamı söyleyecek, diyor ki maliyeti kurtarmıyor kardeşim. Ben diyor ki sucuğu sana diyor 80 liradan vereceğim diyor ya da diyor üretmeyeceğim diyor. E sen 80 liradan alacaksın, 200 liraya nasıl satacaksın? Hangi birisi alacak buradan? Bana göstersene bir kangalını 200 liradan alan bir insanı. Aynen. Ya çiftçi çiftçiliğini yapamıyor. Hiç yani gitmiş yani, ülke gitti. Peki efendim mevcut. Şimdi Erdoğan çıkıp şunu diyor sürekli. Yağ kuyruklarını bilirdik. Evet, yağ kuyruklarını bilirdik ama o yağ kuyruklarında savaştan çıkmış bir ülke var. Ambargonun olduğu dönemlerden var. Aynen, ondan bahsediyor herhalde. Ama şimdi insanlar keşke olsa da o kuyruklara ambargonu girsek. Yok. Yani o olsa da kuyruklara girebilseydik. Şu an alamıyoruz yani. Yok. Bu var yani. Peki efendim, yani, mevcut iktidar sizce düzeltebilir mi? Nasıl? Mevcut iktidar düzeltebilir mi sizce ekonomi? Yani bilmiyorum, bu şeyin değişmesi abi, gerekir. Bu iktidarın değişmesi gerekir. Ya bu iktidarın değişmesi lazım. Çünkü yeni kan lazım ülkeye. Memnun değilim valla. Neden değilsin teyze? Her şey pahalılık, her şey ikimizde zam gelmiş. Nasıl düzelirsen? Her şey pahalı. Valla bence düzelmez. Neden düzelmez? Düzelmesini bilmiyorum. Çünkü onlar memurlar. Başbakanlar, cumhurbaşkanlar, onlar cebleri doldu, zengin oldular. Onlar bizi düşünür mü? 3 tane oğlum öldü benim. Öldüre. 4 tane yetim çocuğum var. Bir oğlum var, akıl hastanesinde yatıyor. Engelli. Onu da maaş bağlatamıyor. Engelli. Akıl hastanesinde yatıyor. Peki teyzeciğim, ekonomimiz kötü dedi. Annemiz adı Selahattin. Sence nasıl düzelir? Adı Selahattin. Sence nasıl düzelir ekonomi? Efendim? Ekonomi sence nasıl düzelir? Ya çok kötü. Pahalılık var, onu diyor. Pahalılık var. Evet, doğru. Bundan geçinemiyorum. Ha şimdi ben merdivensiz neden geldim? Benim engelli çocuğum raporu görüyorsun. Benimki de var. Akıl hastanesi. Bak ana ne diyor? %93 diyor raporlu çocuk. Bak. Doğru. Bu çocuğun maaşını kesmişler. Bu kesilen para kime verilmiyor? Suriyeli'ye, Afganlı'ya, yabancılara yatırım yatırılıyor. Vallahi o doğru söylüyor. Ona oy verirsinler diye. TC'si falan vardır. Kapat abi. Abi. Yanlış olmaz. Evet. Abi yok. Abi ben evim kirada. Bu çocuğun maaşını kesmişler biliyor musun? Niye abi, kesiyorsun? Niye sen kesiyorsun? Şuna dönmek istiyorum ben senden. Benim oğlum da ekonomimiz iyi mi kötü mü? Abi çöktü. Ne iyisi var abi ya? Artık şuraya gelmiş ya. Vallahi hani şimdi kadar diyorlar ki ekmek aslanın ağzındaydı ya. Şimdi bırak ağzında. Midesine inmiş gel de ondan sonra şeyle bıçakla çıkar onu. Nasıl düzelir sizce ekonomi? Nasıl mı? Bir an önce bu partiyi göndermek abi. Bu iktidar, bu Türkiye'nin şeyi değişmesi lazım. Komple. Belki 5 sene içinde düzelmez ama
bir ikinci dönemde düzelme gider. Abi şu anda bak veriyorsun. Yok ben bir aydır işten çıkmışım biliyor musun? Bir aydır. İş beğenmemezlik var diyor. Abi bak şimdi az önce bir arkadaş bana demiş gel seni işi götüreyim. Gittim adam beni yarı yoldan bıraktı geldi. Ha şey mi güvenlikçi abi. Ha. Bana dedi gel sana iş ne kadar dedin? Dedim ya bana 3000 ver benim 9 nüfusum var abi tamam mı? Yani bugün 9 nüfusu kaç parayla göz? Al telefonu göstereyim abi benim telefonum şu anda yok yok 12 milyarlık telefon. 12 milyara almışım bunu. Bak cami de yok. Bunu şey Ankara'ya göndereceğim hediye olsun diye. Peki düzelmesi için ben gazi çocuğuyum bak gazi çocuğuyum. Gazi çocuğuyum. Her yere gidip başvuruyorum. Adam iş bana vermiyor. Gazi çocuğum ya. Niye bana iş vermiyorsun? Yok babam benimki daha kaliteli seninkinde. Seninki 10 milyar benimki 15 milyar paradır. Hemen ekonomiye tekrardan dönmek istiyorum. Hayat pahalılığından bahsetmek istiyoruz. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Her şeye zam geliyor son dönemlerde. Bu zamları neye bağlıyorsunuz? Abi bu zamlar abi bizim Türkiye'de herhangi bir fabrikamız yok ki. Herhangi bir gelir yok ki. Bütün gelirler olan da bütün yabancıları sokmuşlar bizim işlerimize biliyorsun. Bu düzelme şansımız hiç yok. Sıfır. Sıfır. Hiçbir zaman bu şeyle düzelmez. Bu kafayla düzelmez. Bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan bahsediyorlar. Sizce onlar neden iyi diyor? Onları biliyor musun? Onların tuzları kuru abi. Ben onlar tuzu kuru. Adamın 5-6 katlı binası var tamam mı? Öyle demek istiyor. O geçinir. Ama benle ana gibi kiracı insanlar nasıl geçiniriz? Öyle şey diyor. Bir gelirimiz yok ya. Bir gelirimiz yok ya. Ben kiracı bir adamsa 9 nüfusum varsa ben nasıl bunu geçeyim? Ben iş arıyorum. Bir aydır arıyorum bulamıyorum. Bir aydır. Beni adam bir aydır işten çıkarmış. Hani bana bir iş göndersinler ki gelsinler gel ki çalış. Ben şimdi çalışırım ya. Yemin edemem şimdi çalışırım. Adam beni götürdü orada yalan çıkmış. Yarı yolda bırakmış gelmiş beni. Sana iş vereceğim diye. Yok. Benim oğlum hastalandı. Afedir. Oğlum hastalandı ismi Murat. AK Parti'ye gittim kovdular. Kalp hastası ameliyat ettiremedi. Küçük Demir 29 yaşında. AK Parti'ye gittim kovdular. Belediyeye gittim kovdular. Kaymakamı da gittim kovdular. Oğlum şeyde geçen sene Mayıs'ın şeyi Ocağın 17'sinde siyah Mercedes öldü. Ağzından kanlar geldi. Adı Murat. Adı Murat İşle. Benim oğlum. İki tane de oğlu. Onlardan kalbi delikti. Onlar da önce öldü. Nereye gittim beni kovdular. AK Parti'den kovdular. Belediyeden kovdular. Abi işte çalışıyor. Bir engelli çocuğum var. Akıl hastanesinde yatıyor. 3 tane de yatıp evde torunum var. Bir onların babaları ölen. Ana sana para vereceklerine gidip Suriyeli verirsin daha iyidir. Kovdular hep beni. Sen vatandaş değilsin ki. Ben abi yaşta merdiven silmeden geldim. Sen üçüncü vatandaş olmuşsun ana. Kovdular beni kovdular. Haberin yok. Çocuğum hastanede öldü yavrum Murat. Abi benim çocuğum bir tane şey sigortalı çalıştık diye çocuğum maaşını iptal etmişler. Abi ya ne olur ne olmaz. Abi ne olursa olsun buraya gelmiş abi. Bir canımız kaldı abi o da Allah'a amene. Ne olacak yani? Peki gençlerimizin de bir Avrupa hayali var. Siz bunu nasıl Abi şimdi bak benim şu anda benim 7 tane çocuğum vardı biliyorsun. Bana izin verseler yemin ederim bir tane çocuğum Türkiye'ye bırakmam. Neden efendim? Hepsini gönderirim. Abi buradan gelecekler yok sıfır. Doğru vallahi. Bunlar ekmek mi yetişiyor? Bizim akraba var Almanya'dan. Adam var ya buradan aç gitti oradan gelirken altında 700-800 milyarlık araba var altından geliyor Türkiye'ye ya. Adam var ya onu kırar diyoruz kırar. Şu anda biz buraya abi ben gelin sizi fırınlara götüreyim. Bayat ekmek artık bizim millet bulamıyor. Bayat ekmeği bulamıyor. Yemin ederim ya. Bayat ekmeği fırıncılar 1 milyar 1 milyon 200 lira çıkardılar. Parayla satıyorlar. Tabii ki canım. Hadi meydan gidip götürelim. Hangi itirazı varsa getirsin ben kendim götüreyim fırınlara. Eğer yani yalan konuşmuyorsa bu tırçıncılar var ya. Ben de AK Parti'ye verdim ama verdim ve günlerden bunun ellere nalet gelsin. Bu insanların ekmekle oynamışım. Gidişatı sizce mevcut iktidar düzeltebilir mi? Ya yeni iktidar gelirse o da şerefli namuslu bir iktidar gelirse var ya düzeltir abi. Abi Türkiye denizdir deniz. Hiçbir ülke Türkiye gibi zengin bir ülke yoktur. Olamaz. Eğer bu tırşıcılar olmasa, çalıp çırpmasalar var ya, yemin eden 5 sene içinde Türkiye var ya, Almanya'yı geçer. Vallahi Avrupa'da sürünüyor diyorlar ama. Abi Avrupa ne sürünmesi ya Allah aşkına ya. Benim akrabalarım var orada abi bolluk içinde yaşıyorlar ya. Neresi sürünüyor? Bana bir kişi desin ki benim akrabam orada sürünüyor. Göstersinler. Ben engelli maaşıma göz dikmişler ya. Engelli çocuğun maaşına göz dikmişler. Yazıktır ya. Abi. Ben kaymakamı gidiyorsun sen diyor senin çocukların sigortalı. Sigortalı olsun o engelli ölsün mü? %93 raporu var %93. Geçmiş olsun abi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum bu arada. Abi sana da sormak istiyorum. Ekonomiden memnun musun? Ha çok memnun. Ne memnun ya. Millet acından öyle memnunum ya. Adam evine ekmek alamıyor. Memnun. Ne memnun. Hiç memnunum diyenler de var. Onlar yağcılık, yalakalık yapıyor. Hiçbir şey kusura bakmasın. Ne memnun. Bu gerçekleri görmüyorlar ki.
Nedir gerçekler sizin gibi? Abi gerçekten evin ihtiyacı. Evin adam ekmeğiydi, yağıydı, soğanıydı, tuzuydu, şuydu. Her şey iki katına, üç katına çıktı. Böyle bu gidişler düzelmez. Yani yambulku gidişler. Adam zenginler daha zengin oluyor, fakirler daha fakir oluyor. Bu kadar basit. Demek ki yetmiyor. Yani bu gerçekleri görmeyen arkadaşlar var burada. Böyle bu, ne bileyim, zihniyet başka zihniyet. Yağlamakalı, yalakalık yani. Ben bilmiyorum. Ben. Ha ben AK Parti'ye oy attım. Zamanında ben de attım. Ama son iki sene devri yok, sıfır. Bunun değişmesi lazım. Ekonomik istikrarsızlık yüzünden. Tabii işte ekonomik istikrarsızlık yüzünden. Başka ne var? Adam yandaşlarını kusura bakmasın da zengini zengin yapıyor. Başka bir şey yok işte. Ben şunu yaptım, beni yapacaksın tabii. Senin görevin o. Oraya gelmişsin. Hastane yapmış. Yol yapmış. Şunu yapmış, bunu yapmış. Yapacaksın. Benim vergimi alıyorsun.